Arkeologlar, botanikçiler ve gıda tarihçileri soğanın orijini ve ilk kültüre alındığı yer konusunda çeşitli bilgiler vermekle birlikte hepsi Asya kıtasında var olduğunu ve buradan dünyaya yayıldığı konusunda hemfikirler. Yaklaşık 5000 yıldan beri tarımı yapılan soğan, sayısız tıbbi yararları ve güçlü aromasıyla yüzyıllardır salata ve yemekleri taçlandırmıştır. İnşaatlarda kullanılması bir yana, soğan formu yapılara ilham kaynağı olmuş, türbe ve kubbeler bu formda dizayn edilmiştir. Romalıların soğanı keşfettikten sonra mutfaklarında bol miktarda kullanmaları, Batı ülke mutfak kültürlerinin tamamen değişmesini sağlamıştır. Amerika kıtasının keşfiyle yeni dünya ile tanışan bu soğanlı gövde bitkisi, orada da baş tacı olarak çok sevilmiştir. Dünyanın her bölgesinde, her toprak yapısında kültürü yapılabilen soğan, sebzeler içerisinde en eski ve en fazla kullanılan bir türdür. Yemeklerin vazgeçilmez aroması olan soğan, dünya üzerinde 100 milyon tona yakın üretimiyle çok geniş çaplı bir ekonomi yaratmaktadır. Birleşmiş Milletler, en az 175 ülkede soğan yetiştirildiğini, bu sayının buğday yetiştirilen ülkelerin iki katından fazla olduğunu kaydediyor. Dünyada toplam soğan üretiminde en yüksek payı %65 oranıyla Asya kıtası alırken, Amerika, Avrupa ve Afrika %10'un hemen üzerinde üretim paylarına sahiptir. Milyon ton üretimiyle Çin, dünya üretim lideri olurken, Hindistan 19 milyon tonun üzerinde üretimiyle Asya ülkelerinin tartışmasız üretim liderliğini ortaya sermektedir. Bu iki ülkeyi 3 milyon tonun üzerinde üretimiyle Birleşik Devletler takip etmektedir. Bundan sonra sırayla İran, Türkiye, Pakistan, Mısır, Brezilya ve Meksika en fazla soğan üretimine sahip diğer ülkelerdir. Asya kıtası, üretim alanı ve miktarı yönünden büyük paya sahip olmasına karşılık, ticari olarak küresel pazarda bu oran düzeyinde temsil edilmemektedir. Bu durum, özellikle bu ülkelerdeki nüfus yoğunluğunun fazla olması, depolama alanlarının yetersizliği ve dış pazarlara açılamamalarından kaynaklanmaktadır. Hızla nüfusu artan dünyamızda, ülkeler kendi yurttaşları için üretimi arttırmaya çalışırken, diğer yandan üretim fazlalarını küresel pazarda satarak ülke ekonomilerine girdi sağlamaya çalışıyorlar. Yeni yatırımcıların gelişmiş ülke pazarlarının taleplerini göz önünde bulundurarak, sarı kabuklu soğan çeşitlerine yönelmesi halinde geniş bir pazar payının ortağı olacaklarını iyi okumaları gerekmektedir. Soğanın yaklaşık olarak %90'ı yetiştirildiği ülkelerde tüketilmektedir. Belki bu yüzden dünyanın birçok yerinde soğan fazla dikkat çekmiyor. Ama neredeyse soğansız yapılan yemek sayısı da yok denecek kadar az gibi. Salatalarda, et, balık, tavuk, sebze yemeklerinde hem aroması hem de son yıllarda araştırmalarla kanıtlanmış sağlığa olan yararlarıyla kendini aratıyor. Bununla birlikte soğan cipsi ve kroket yapımının da bir yan sanayi oluşturduğu gözlemlenmektedir. Soğan, özellikle düşük kalori, düşük yağ içeriğiyle kükürt, lif, B ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Ayrıca alternatif tıpta kullanımının yaygınlaşması ve kansere karşı koruyucu etkin içeriği, antiseptik, antioksidant özelliklere sahip oluşu bu sebzeyi çok daha değerlendirmiştir. Soğanı saklamak için geleneksel yöntem, topraktan çıkarılan soğanların saplarıyla kurutulmasının ardından serin bir kiler,
mağarada karanlık bir depoda tüketilene kadar bekletilmesi yöntemidir. Bu tip ilkel depolamada maalesef %40 ile 80 arasında fire verilmektedir. Böyle firelere ne ekonomi bilimi ne de yaşlı dünyamız artık izin vermiyor. Soğan hasat edildikten sonra hemen soğuk depoya konup saklanamıyor. Önce soğanı kurutmak gerekiyor. Birkaç gün süren bu süreçten sonra olgunlaştırma evresi geliyor. Soğanın kabuk oluşumunu teşvik edip kabuğunun o çeşide özel rengini alması için yapılan olgunlaşma sürecinden sonra olgunlaşan soğanların sıcaklığı her gün maksimum yarım derece düşürülerek depoda yavaş yavaş soğuk saklama sıcaklığına getiriliyor. Soğan soğuk depolarda çeşidine göre farklılık göstererek 0 ila 2 derece arasında saklanıyor. Soğan modern soğuk depolarda fire vermeden 10 aya kadar saklanabiliyor. Soğan depolarında havalandırma hayati önem taşıyor. Depolamadan sonra pazara çıkacak soğanlarsa depodan hemen sevk edilmiyor. Bir hafta süresince kontrollü olarak ortam sıcaklığına ısıtılıp üzerinde yoğuşma olması engelleniyor. Enteresan değil mi? Bir parça detaylı ve zor ama değer. Ancak dünyada üretilen 100 milyon ton soğanın sadece 20 milyon tonu bu tip metodlarla saklanırken soğanın depolanırken fire vermesi alışkanlığı maalesef sürüyor.